Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Oktay Usta, bugün sizlerden yoğun istek geldi. Biz şekerpare istiyoruz dediniz. İnşallah elimden geldiğince en güzel şekerpareyi hazırlamak istiyorum. Şekerparede sevgili seyirciler 3,5 su bardağı un ile hazırlamak istiyorum. 3,5 su bardağı un, 150 gram tereyağı, yarım çay bardağı çiçek yağı, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 3 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu var sevgili seyirciler. Üzerine batırmak için de birer tane fındık batıracağız. Şerbetine geldiğimizde, şerbetinde de hepsi 3,5. Un 3,5, şeker su da 3,5 sevgili seyirciler. 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, 1 dilim limonla birlikte şerbet hazırlayacağım. Hatta şerbetin baştan dökeyim ki önümden de kalkmış olsun malzemelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şekeri ve limonu tencerenin içerisine alıyorum. Buranın üzerine 3,5 su bardağı suyu döküyorum. Normal su bardağı. Genelde su bardağı soruluyor, 200 ml olan su bardaklarından. Büyük olursa, farklı olursa onu mutlaka ayrıntılarını sizlere bahsederim. Koydum, altını yakmıyorum. Önce bir şekerpareyi hazırlamamız gerekiyor. Şimdi sevgili seyirciler, önce kuruları bir karıştırmam gerekiyor. Kurularda ise pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı elemek istiyorum. Genelde mutfaklarda şöyle minik topakçıklar olabiliyor. Yani nem oluyor, bir şey oluyor. Ondan dolayı eğer ki erimezse de bu defa şekerparemizin neticesinde bir zorlanma olur. Haydi bakalım. Pudra şekeri, vanilya, kabartma tozu bir güzel elekten eleniyor. İşte neden elediğimi şimdi göreceğiz. Görüyoruz sevgili seyirciler içindeki topakları. Bunlar elekten geçirmediğimiz takdirde eriyemeyebilir. O düşünceden dolayı şöyle parmağımızın ucuyla tamamını eritmiş olduk. Şimdi tüm kurular önce bir yer alacak dedik. İrmiğe gelelim. İrmik iki cins sevgili seyirciler. Bir çok ince olan var, bir de kalın olan var. Bak şöyle elime dökeyim görelim bak. İnceliğini görelim bakın. Ne kadar ince. Bu incelikte olan irmik güzel neticesi oluyor sevgili seyirciler. Bunun bir numarada daha kalın olanı var. Yani yoksa onu da koyabilirsin ama mümkünse bulabiliyorsanız marketlerdeki reyonlarda iki çeşidi de gördüm. Hem kalın olanı gördüm hem ince olanı. İnce olanı tercihimizdir. Şimdi kurular alındı. Hemen özetliyorum. 3,5 su bardağı un, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu bir güzel şöyle karıştırılıyor. Önce kurular karıştırılacak, sonra da ortaya bir havuz açılacak. Havuzun içine tereyağı, yumurta, çiçek yağı gelecek üçlü. Sonra da üzerine birer tane fındık batıracağız sevgili seyirciler. Ortayı açıyorum şimdi. Havuzun ortasına 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı. Gel bakalım canım, seni oraya bir indirelim. Ve şimdi buranın üzerine yarım çay bardağı çiçek yağı sevgili seyirciler. Çiçek yağımız şu küçük bardaklardan çay bardağı ile en küçük boy bu. Bunların böyle bir numara büyüğü, bir numara daha büyüğü. Aşağı yukarı 3 boy oluyorlar sevgili seyirciler. Evet, şimdi geliyoruz yumurtaya. 3 tane yumurta geliyor sevgili seyirciler. 3 yumurtanın bir tane sarısı ayıracağız üzerine. 2 bütün yumurtayı kırıyoruz. Bir yumurtanın akı da oraya yine iniyor. Karışımın içine sarısı üzerine sürülmek üzere ayrılıyor. Kenara ayrıldı. Ve şimdi sevgili seyirciler yumurtada iki metot var. Ya önce hemen yıkayacaksınız, kurulayıp kullanacaksınız. Ya da yumurtayı kırdıktan sonra ellerinizi yıkayacaksınız. Önce hijyen diyoruz. Mutfaklarda temizlik çok çok önemli. Çünkü mutfağınızda hazırladığınız yiyeceklerin hem temizliği hem ekonomik oluşu çok önem kazanıyor sevgili seyirciler. Efendim Şef Oktay Usta da mutfağında elinden geldiğince hijyen kurallarına dikkat etmeye özen gösteriyor sevgili seyirciler. Ve şimdi Bismillahirrahmanirrahim ortadan başlıyoruz.
oda sıcaklığında tereyağı bayağı da bir sertmiş ama daha yumuşamamış. Bayağı oldu ben bunu buzdolabından çıkaralı. Ama ne yapalım? Kısmet. Ortadan başlayacağız. Yavaş yavaş parmak ısımız ile o kendine gelecektir sevgili seyirciler. Şimdi önemli bir püf noktası daha var bu şekerparede. Ekmek yoğurur gibi uzun uzun asla yoğurmuyoruz. Yoğurma süresi kıvam ortaya çıktıktan sonra şöyle tüm ürünlerin bir karışmasını sağlamış oluyoruz. Onun dışında oktoüste yoğurursak ne olur diyebilirsiniz. Uzun uzun yoğurursanız içindeki yağ hamurdan ayrılır, dışarıya doğru çıkmaya başlar. İşte o da istenilen bir durum değildir. Ondan dolayı bakın şu anda gayet güzel lokum gibi bir şekerpare hamuru çıktı. Tezgahı bir temizliyor. Sonra da yuvarlamaya başlıyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda elimde şekerparenin hamuru. Bir güzel oldu, pırıl pırıl böyle insanın içi bir güzel oluyor, mutlu oluyor. Sevgili seyirciler. Yani şimdi burada yaptığınız işin tabii enerji de vermesi de çok önemli. Pozitif enerji olduğu zaman güzel güzel neticeler de ortaya çıkıyor. Ve şimdi hemen yapmamız gereken işlem önce tepsiyi hafiften bir yağlıyorum. Buraya da şöyle bir kaşık kadar yumurtanın sarısının üzerine yağ döktüm. Çiçek yağı. Önce tepsimi yağlıyorum. Birinci tepsiyi dolduracağım. Hamur belki birinci tepsiden biraz fazla çıkabilir. Sorun değil. Üzeri fındıklı olacak. Bir de bu şekerparenin uzun olanları var. Şimdi benim yapacaklarım yuvarlak olan, bir de uzun olanlar var. Onların üzerine de, uzun olanın üzerine sevgili seyirciler, ne yapıyoruz? Badem batırıyoruz. Onun çünkü şekli uzun olduğu için. Önce bir tane şöyle bir keseyim. Bir göreyim bakalım büyüklüğünü. Vay, çok büyük. Babacan bir şekerpare. Biraz daha küçültelim. Yani ceviz büyüklüğünde iyi olur sevgili seyirciler. Çocuklarla yuvarlarsak çok güzel olur. Onlar öyle güzel yuvarlarlar bunları. Evet. Yine de çok da küçük yapmak istemiyorum. Biraz büyük büyük olsunlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, şekerparemizden tam bir tepsi dolusu çıktı. Yalnız ebatları biraz büyük. Küçük olsaydı ayrı bir kaba daha almamız gerekirdi. Şimdi üzerine bir ayırmış olduğumuz bir yumurtanın sarısına birazcık yağ sürdük. Çiçek yağı sonrasında getirip şekerparelerin üzerine bu yumurta sarısıyla yağ karışımını sürüyoruz. Parlak olması için sade yapanlar da var. Sade yapanları da gördüm. İsterseniz yumurta istemiyorsanız da sade de olabilir. Direkt fındığını batırmanız yeterli olacaktır. Ama yumurta sürdüğünüz zaman şekerpare daha parlak, daha canlı, görseli daha güzel oluyor. İki seçeneği de sizlerle paylaşmış oldum. İrmikte de yine aynı şekilde. İrmiğin incesi var, kalın olanı var. Ben ince olanını tercih ettim. İsterseniz şekerparenin içerisine biraz da toz fındık ya da toz badem koyabilirsiniz. Maliyeti artırır ama güzel olur. Evet, tüm seçenekleri elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım sizlerle sevgili seyirciler. Şerbetimizin şekerini, suyunu, limonunu tencereye aldık. Daha henüz altını yakmadım. Şimdi hemen onu da yakacağım. Çünkü birebir bir şerbet. Kaynamaya fırına atar atmaz şerbetin altını yakacağım sevgili seyirciler. Yumurtası sürüldü. Yanlardan aşağıya doğru süzüldü mü? Süzüldü. Döner misin canım lütfen? Dönüyor. Evet. Sıra geldi. Son bir dokunuş daha. Fırınım 180 derece. Evet hazır. Sevgili seyirciler, üzerine birer tane fındık batırıyorum. Şekerparenin. Yumurtasını sürdükten sonra batıralım lütfen. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Getirdiniz fındık, buraya koydunuz.
biraz şöyle koydunuz, batırmadınız. Bu fındığı direkt yukarı atar. Fındık içeride dışarıya düşer. Ondan dolayı bastırmamız gerekiyor. Fındığını getiriyor, üstünü bastırıyoruz. Hafiften içeriye doğru gömülsün. O zaman güzel oluyor. Yoksa diğer türlü dışarı fındık çıkıyor. Şekerparemiz hazır. Üzerine fındıkları batırıldı. Yumurtası sürüldü. Sevgili seyirciler, şimdi ne yapıyorum? Hemen ocağın altını yakıyorum artık. Şerbetin altı yansın. Yandı. Şerbetin altı yandı. Şekerpare gidiyor fırına. Ver bakalım Oktay Usta fırına şekerpareyi. Önceden ısıtılmış. Alt üst pişirme. Turbo üfleme değil. Sevgili seyirciler, gönderiyorum. Haydi bakalım canım. İyi yolculuklar. Güzel güzel orada piş. Pişme süresi 25 dakika civarında. 180 derece alt üst pişirme. Şerbet kaynıyor. Fırından güzel kokular geliyor. Sonra buluşma anı diyoruz. Sevgili seyirciler, şekerparemiz tam 29 dakika oldu fırına göndereli. Fırının kapağını açıyorum. Yani şöyle diyebiliriz ki tam 30 dakika yeterli oluyor sevgili seyirciler. Yarım saat, 25 dakika demiştim ama bir 5 dakika daha ek süre verdim. 29, tam 30. dakika normaldir, hiç problem yok. 180 derece. Güzel. Üzeri yine de kontrol edelim. Çünkü her fırının enerji çekmesi farklı oluyor sevgili seyirciler. Şerbeti tatlı fırına gidince şerbetin altını yaktık. 10. dakikada kaynadı. Diğer 20 dakikalık sürede de kısık ateşte kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Veriyorum. Vay. Bismillah. Şu güzelliğe bak ya Rabbi. Ne güzel nimetler verdin bizlere. Şükürler olsun Allah'ım. Şekerparemiz şerbeti ile sevgili seyirciler buluştu. Sıcak sıcak veriyorum. Güzel böyle pamuk gibi şerbetini çekmesi için. Her şey 3,5. Şeker, su, un ölçüleri 3,5 sevgili seyirciler. Şerbetin tamamını vereyim. Sonrasında bir yarım saat kadar bekleyecek. Şerbetini çekecek. Soğuduktan sonra çayı da koydum ocağa fırında pişerken tatlımız. Sevgili seyirciler güzel şöyle demlenmiş çayla birlikte tatlımızı, şekerpare tatlımızı servis etmek istiyorum. Ama şimdi sabırla bekleme anı. Çeksin şerbetini sonra gelsin servise çaylar, güzel hoş sohbet, ailecek sevdiklerimizle birlikte birazdan. Sevgili seyircilerim, şekerparemizden tam 35 adet çıktı. Şerbetini çekti. Şimdi servis zamanı diyoruz. Birazdan yanına çay da koyacağım. Güzel şöyle çayla birlikte gelsin çaylar. Güzel güzel sohbetler olsun. Efendim evlerimizde sevgili seyirciler. Şimdi şekerparemizi hemen servis tabağımıza almak istiyorum. Şöyle gel bakalım canım gel. Güzel güzel. Efendim şekerparemiz hazırlandı sevgili seyirciler. Oktay Usta'nın tüm tariflerini Şef Oktay Usta ismi ile tüm sosyal platformlarda ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Çünkü yeni tariflere ulaşmak için Şef Oktay Usta mutlaka yazmak gerekiyor. Yeni tarifler için sevgili seyirciler. Evet gel bakalım şekerparemizden 35 adet çıktı. Sevgili seyirciler, misafir için de yeterli. İkişer tane versek yaklaşık olarak 15-16 kişiye yeterli geliyor. Üçer tane versek de 12 kişiye yeterli geliyor sevgili seyirciler. Bu ölçüdeki şekerparemizde Allah bereket versin. Aslında bunun üstüne biraz da yeşil fıstık serpsem mi? Ne dersiniz? Evet, tamam dediniz. Sizlerden onay geldi. Evet, Doktor Usta. Biraz da üzerine fıstık serpersen güzel olur dediniz. Az sonra fıstıklı serpeceğim. Bir tane de sizlerden yoğun istek gelmeye devam ediyor. Oktay Usta doku testi yapar mısın diye. Tamam, bir tanesini de içinin kıvamını paylaşmak için buraya ayırayım.
Evet, şimdi hemen fıstık getirip üzerine bir de fıstık. Hatta önce çayı mı doldurayım? Çayı doldurayım önce. Önce çayımızı dolduralım. Sevgili seyirciler, şimdi tatlımızın üzerine biraz da yeşil fıstık serpmek istiyorum. Haydi bakalım, güzel. Fıstık rengi çok güzel ortaya çıkartır sevgili seyirciler. Fıstık serptiğimizde tatlımızın görseli biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Yeşil, kırmızımsı renkler müthiş bir bütünlük sağlıyor. Oktay Usta'dan bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Sizler için güzel bir şekerpare hazırladım. Son şurada hemen, özür dilerim, alışık olmadığım için az daha veda edecektim size. Doku testine geçiyorum. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Kesiyorum. Kesiyoruz. Sevgili seyirciler, ve şöyle kıvamını açıyorum içine doğru. Evet, içini de sizlerin görmesini istiyorum. Şerbetini çekmiş mi? Evet, şerbetini çekmiş, görüyoruz. Lokum gibi çıkmış mı? Çıkmış. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun. Alıyorum ve gidiyorum.